Son sayfada son dilime girdik bile. Yine sorularınız, yorumlarınızla beraber şöyle Süper Kupa'yı toparlayacağız tabii ki. Ama diğer haberlerimizi de paylaşalım istiyorum. Beşiktaş'tan da konuşacaklarımız var. Çünkü evet. O gün Şahinoğlu, öyle değil mi? Şimdi bir haberimiz var Koli ile ilgili. Onu önce paylaşmak istiyorum. Gerçekten en fazla gol atan savunmacı olmuş. Önce bir istatistikler gelsin ekrana. Sonra Beşiktaş'a, kadroya dair, yaşananlara dair konuşacaklarımız var. Evet, sen şimdi baktın, en çok gol atan ikinci futbolcu mu? Ligde iki. Ligde. Evet. Enteresan. Bir de hani böyle bir sezon geçiren takımda. İlki kim? İlki de yine. Beşiktaş'ın bu sezon özeti bak. Neden? Çok enteresan. Söyle. Şimdi Beşiktaş'ın bu sezon ligde en golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy. 9 golü var. Tebrik ediyorum kardeşim tekrar. 18 yaşında. Aralık'ta oynamaya başladı ve atmaya başladı o 9 golü. Aralık ayından sonra düzenli oynamaya başladı. Tekrar ediyorum. Ağustos'ta değil. İkinci en golcü oyuncusu ligde Omar Kole, stoperi. Beşiktaş'ın özeti bu ya. Bak, bu Beşiktaş'ın bu sezon yaşadıklarının, durumunun özetidir. En çok gol atan oyuncusu Aralık'ta başlayan Semih Kılıçsoy. 18 yaşındaki genç yeteneği. Diğeri de stoperi, ikincisi. Çok ilginç. Abubakar ligde kaç atmış bakalım. 4 ya da 5'ti diye hatırlıyorum. 4 gol. Muleka 2 gol. Cenk 5 gol. Muçi'yi saymıyorum, yeni başladı. Chamberlain 4, orta sahalar. Gerson 2. Rashica 4. Yani Beşiktaş'ın özetidir bu. Dün... Çünkü sezon Aralık'ta başlamadı. Ağustos'ta başladı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4,5 ay Semih'i biz net olarak izlemedik sonuçta. Ama takımın en golcü oyuncusu. Ve ikincisi de Omar Kole. Beşiktaş adına başka ne konuşalım ya? Belki de işte Beşiktaşların hala maçlara gitme isteğinin olmasında da bunun etkisi vardır. Sen programın başında Beşiktaş'ın geçirdiği süreçten ve bunun Beşiktaş'ı takip eden bir muhabir olarak seni de nasıl etkilediğinden söz etmiştim. Belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Şimdi dün de konuştuk. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın futbolcularla bir araya gelip yaptığı bir toplantı var. Orada söyledikleri var. Enteresan. Çünkü yani bir aslında ben bunu bir silkelenin, kendinize gelin konuşması olarak algıladım. Sen nasıl anlatacaksın? Şimdi Beşiktaş kaç maçtır kazanamıyor? 4. 4. Beşiktaş bu sezon peki üst üste kaç maç kazanabildi ligde? 2. Hiç 3 maç üst üste kazanamadı. Ya Beşiktaş 4 maç kazanamamaya alıştı da 3 maç kazanmaya bir türlü alışamadı. En son kim yendi Beşiktaş? Güzel soru. İstanbulspor'du yanılmıyorsam. 5 hafta geçince ya. 5 hafta önceki İstanbulspor maçının ardından Galatasaray Konya kaybetti. Maçı doğru. Mı vardı? Konya, İstanbul 2 maç. 3. maçı görmedi. Şimdi Beşiktaş'ta sorun bir tane değil. O yüzden tek bir kişi üzerinden ya da tek bir olay üzerinden gidersek çok yanılgıya düşeriz. Topyekun Beşiktaş'ı Ağustos'tan bugüne değerlendirmek gerekiyor. Bugün sanki yeni ortaya çıkmış gibi bir durum da söz konusu değil. Bugün gelinen noktada tabii ki eleştirilerin hedefinde Fernando Santos var ve çok doğal. Beşiktaş 100 dakika maç oynuyor. Düşünün, ben tribündeyim. Basın mensubu olarak takip ediyorum. Bir de bilet parası verip, zamanını ayırıp, yol kat edip, maça gelip tribünden takımını destekleyen taraftarın yerine koy kendini. Mutlu değiller. Geliyorsun oyunda. Stadyuma, Beşiktaş 100 dakika sahada yer alıyor Beşiktaş forması. Yaptıkları pas sayısı 169, utanç verici. Fernando Santos'un yerinde olsam utanç diyorum o gün. Başka bir şey duymam. Başka bir hissim olmaz. Futbolcuların yerinde de aynı şekilde. Bak, başka bir hissiyatım olmaz. Utanç hissederim. 169 ya. Düşünün, Beşiktaş'ın maçını izliyorsunuz. Beşiktaş bir dakikada iki kez pas yapamamış. Bak, Beşiktaş bir dakikada iki pas yapamamış toplamda. %29 pasla oynama. İşte istatistik tutulmuş. 2014-2015'ten bu yana %30'un altına düştüğü ikinci maç. Yani öteki maç da bu arada Valerian İsmail'in Alanya maçı. Valerian İsmail'in o maçı Beşiktaş 70-75 dakika 10 kişi oynadı ama. Arada bir fark var. Ayıralım yani. Tek bunu sayabiliriz. Ve gelinen nokta o kadar üzücü ki, elbette kadro çok
yanlış planlandı. Biz bunu yazın sezon başlamadan konuşuyorduk Melike burada. Abi, alınan bak, sonuçlardan yazın zaten. Yazın sezon başlamadan konuşuyorduk. Eleştirdik. Alınan oyuncuları eleştirdik. Ben Bailey'i tercih etmem dedim. Son transferdi. Yapmayın etmeyin diye söylemeye çalıştık. Sakatlık problemi var. Çok fazla sakatlık problemi olan oyuncu alındı. Bak bu risktir. Risk satın alıyorsanız sonucu olur. Ki sonucu oldu. Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklara bir bakalım. Acayip yüksek. Ve şöyle yani bir kez falan değil. Çoğu oyuncu tekrara düşmüş. 3 kez, 4 kez, 5. Masoku 5 mesela. Ve bu problemi çok fazla olan oyuncuyla yola çıkıldı. Takım olunamadı. Çok farklı profiller, farklı karakterler. Şimdi transfer yapılırken biraz karakter analizi de yapılması gerekiyor. Şimdi bu sezon hiç verim alınamayan oyuncular var. Var olduğunu bile hissedemediğimiz oyuncular var. Bedenen var evet. Beşiktaş'ın formasını da giyiyor ara sıra. Ama Beşiktaş'a geldi mi, İstanbul'da mı, sahada mı böyle hissedemiyorsunuz. Antrebiç bir tanesi. 2,5 milyon euro. Totalde imza parası vesaire 3 milyon euro maliyeti. Bahsettiğimiz paralar az buz rakamlar değil. Abubakar 4 milyon euro maliyeti var Beşiktaş'a bir sezonda. Ondan sonra Chamberlain hadi son haftaları iyi geçirmişti sakatlanmadan önce. Ama sonuç itibariyle şu biliniyordu. Sakatlık problemi çok yüksek olan bir oyuncu. Gördük 3,5 ay oynamadı. Onun dışında Amartey 1 milyon 800 bin euroya oynuyor. Şimdi öyle isimler sayıyoruz ve yanlarına öyle rakamlar koyuyoruz ki bu sezon üzerindeki performansları düşündüğümüz zaman akıl alır gibi durmuyor. Ve Beşiktaş'ta kadro öyle 3-4 oyuncuyla değişebilecek. Şimdi 4 tane transfer yapıldı ara transfer döneminde değil mi? Bu 4 transferin ikisi bu arada yeni sezonda olmaz. Vural'ın opsiyonu 4,5 milyon euro kullanılmayacak. Svensson da memnun kalınmadı performansından. Sezon sonu yeni sezon için sağ bek bakılıyor. Ve anlaşma noktasına gelinen oyuncu olduğunu söylemişti Sayın Hüseyin İnce, ikinci başkan. Geçen gün bir Mete Vardar'ın iftar davetindeydik, orada söyledi. Şimdi dolayısıyla hani 3-4 oyuncuyla düzelebilecek bir Beşiktaş da yok ortada. Yerli oyuncu kalitesi baktığımız zaman zayıf kalıyor. Yani kadro çok geniş değil orada havuz. Yabancı oyuncu zaten sorgulanıyor. Beşiktaş'ın gelecek sezon kontratı bulunan 18 yabancı oyuncusu var. Gezal'ı saymıyorum mesela. Gezal'ın sezon sonu bitiyor değil mi? Ama 18 tane kiralıktan dönecek olanlar var. Yabancı oyuncusu var. Ve dolayısıyla 10 tane yabancı göndereceksiniz ki bir 4 tane alabilirsiniz. 12'ye düşüyor sonuçta. Ya şimdi düşünün. Yönetim olarak da bu işlerin içerisinden çıkmak hiç kolay değil. Hepsinin kontratı devam ediyor. Biri 2,5 milyon euro alıyor. Biri 3,5 milyon euro alıyor. Öteki 3 alıyor. Hadi gel de bu kontratların içinden çık. Kim teklif yapacak? Beşiktaş'ta şu an bana biri söylesin ya. Bir iki oyuncuyu sonra alınan oyuncuları ayıralım. Yeni geldiler. Nusrattin Mucci. Yeni geldiler. Hangi yabancı oyuncuya teklif yapar bir kulüp? Yani, soralım Mehmet Özcan. Savunmadan santrafora kadar. Getson'da dahil. İzleyeceğimiz de yaz. Şimdi Getson'a da teklif yapmak için Beşiktaş'a 6 milyon euro verdi yarısına. Hani ona evet. Göre değerlendirin. Hangi oyuncuya teklif gelir Beşiktaş'ta? Semih dışında kimseye. Yabancı. Yerlileri de katalım. Semih, Mucci, Musrati'yi ayırdım. Kime teklif yeni gelir? Yeni transferler hariç dedin ama. Bu arada işin kötü kısmı... Hayır, onları ayırdım işte. Kötü oynayan takım, oyuncuları da şöyle olumsuz etkiliyor. Mucci ile Musrati'yi de şu an hiçbir takım Beşiktaş'ın yaptığı yatırımı yapmaz. Bak, fena oyuncular değil ama 13+12 25 milyon euro yatırım yapılmaz şu anki tabloda. Şimdi burada dolayısıyla ne bekliyoruz? Teknik adamdan bir şeyler bekleniyor değil mi? Yeni transferler. İşte iki tane güçlü oyuncu gözüyle bakılan oyuncu alınıyor. Biri Musrati. Zaten biliyoruz biz Musrati. Bilinen bir oyuncu. Bir de Ernest Mucci. Orada iyi, çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Peş peşe rekor oluyorlar Beşiktaş adına. Ne bekliyorsunuz? Fernando Santos'un Beşiktaş'a bir şey kattığını görmeyi bekliyorsunuz. 15 maça çıktı. Bak bir teknik adamı 3-4-5 maçta eleştirmem ben hemen. Ama 15. 10. maçından sonra başlarım. 15 maç oldu. Yani 15 maçta Beşiktaş'ta ne değişti? Biz 15 haftadır Beşiktaş hücum yapacak diye bekliyoruz. Yani düşün Beşiktaş taraftarı 15 haftadır şöyle televizyonun karşısına geçiyor ya da tribünde oturuyor. Bizim takım hücum yapacak.
bir ara diye bekliyor. Ama 15 haftadır Beşiktaş hücum yapamıyor. Yapmayı unuttu bu arada. Yani hatırlayalım. Hayır, yani oyun Şenol Hoca ile yapamayan takım değil de bu takım. Aynı kadroydu.